İlk olarak Erzurum'a gidelim. Erzurum'da gazeteci Devrim Aktürk bizi bekliyor. Devrim merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Bekir Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi Erzurum hem zam protestoları vardı, bir de aynı zamanda bir futbolcu Aykut Demir'di sanırım Evet. Erzurumspor'daki futbolcunun barışa yönelik bir tişört giymediği görüntüler sosyal medyada Türkiye kamuoyunda gündem olmuştu. Neler konuşuluyor Erzurum yerel medyasında? Şunu belirtmek isterim. İsterseniz ilk başta neler yaşandı ona bilmemiz gerekir. Lütfen. Ortada birinci ligde mücadele eden Erzurumspor geçtiğimiz günlerde kendi evinde Ankaragücü'yle karşılaşmıştı. Ve bu karşılaşmada 1-0 mağlup olmuştu. Tabii karşılaşma öncesinde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim dolayısıyla Türkiye'de olmak üzere birçok dünyada savaşa hayır isimli tişörtler kendi ülkelerindeki dillerden takıldı. Evet. Akabinde ise bütün futbolcular bu tişörtü giyerken Erzurum Büyükşehir Belediyespor'da mücadele eden kaptan Aykut Demir bu formayı giymek istemediğini belirterek reddetti ve normal kendi formasını giyerek stada çıktı. Tabii 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da tepkiler yenilgiye değildi. Aykut Demir'e de Erzurumlular da tepki gösterdi bu duruma. Aynı zamanda Türkiye ve dünya kamuoyu da bugün internete bakarsak dünyada da Aykut Demir bayağı bir gündem olmuş. Aykut Demir buna istinaden bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada şunlara değindi. Orta Doğu coğrafyasında her gün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelerde yapılan tişörtü giymek için içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını burada paylaşıyorum dedi. Burada aslında işte Suriye'de ve diğer Orta Doğu ülkelerde yaşanan savaşlarda bu tarz bir tepkilerin değil de konu Avrupa ülkesi olunca böyle bir çalışmanın yapılmasındaki rahatsızlığı belirtmiş ve tüm savaşlara karşı olduğunu dile getirdi. Böyle bir durum söz konusu. Tabii Aykut Demir buradaki o barışa yönelik tişörtü keşke giyseydi. Diğer maçlarda da Orta Doğu'ya yönelik de o tişörtleri giymeye devam etseydi. Burada bu tişörtü giyenlere yönelik bir ceza gelecek mi gelmeyecek mi onu da takip edeceğiz. Zira geçtiğimiz yıllarda hatırlarsın Ahmet Spor futbolcuları barışa yönelik tişörtler giydikleri için ceza almışlardı. Bakalım barışı Ahmet Spor dilendirince ceza alan futbolcular bu defa Erzurum olunca ceza gelecek mi? O da ilginç bir durum olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun önünde duruyor. Onun dışında hangi gelişmeler vardı? Zaten iki konumuz vardı Bekir Bey. Biri Aykut Demir'in meselesi. Bir de Erzurum'da vaka sayılarında çok büyük düşüşler var. 5-11 Şubat 2022 haftasına vakalar 324 binken bu vakalar 12 ile 18 Şubat arasında 191 bine geriledi. Tabii bu Türkiye'de vaka sayılarında Erzurum'un 71. sıra gerilemesine vesile oldu, neden oldu diyebiliriz. Bu güzel bir gelişme. Evet Devrim çok teşekkür ederiz. Erzurum'dan aktardıkların için 8 Mart haftasına girdik. Oradaki eylem ve etkinlikleri de yine senden takip edeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Van'a gideceğiz.